Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Canım, sultanım, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız elhamdülillah. Bizler de iyiyiz arkadaşlar. Çok şükür olsun. Dünkü havadan bugün eser yok. Bugün soğuk, rüzgar. Dünkü havalar çok güzeldi. Bütün çamaşırlarımı falan kurdum da. Yalnız buradan getirdiğim, İstanbul'dan getirdiğim ne resimler falan göstermiştim ya arkadaşlar sizlere. Bunlar falan yıkanacak. En sona diyeyim bıraktım bunları. Bir tane arkadaş da yazmış, Melek Hanım işte evin üstünde de makine var, onu atsana diye yazmış. Hani çamaşır çok gördünüz ya arkadaşlar. Evin üstüne atsam ne olacaktı o zamanlarda? Kurumuyordu ki. Havalar güzel değildi ya, ondan atmadım arkadaşlar. Ama hepsini yıkattım. Dün kurudu, bütün çamaşırlar kurudu dün. Şimdi yine makine dönüyor. Bitmiyor ki. Yani üstümüzdeki kıyafetimizi çıkarıyoruz. Ben bir daha giyemiyorum arkadaşlar çıkarttığım kıyafeti. Aslında kirlenmiyor, batmıyor ama olmuyor öyle. Günlük makinemiz dönüyor. Çok şükürler olsun. Ben de şimdi salı gün, perşembe gün sütçü süt almıyor arkadaşlar. Öyle dönmüş. Önceden bir pazar günü almıyordu. Cumartesini de alıyordu. Şimdi öyle dönmüş. Ben de o sütlerimi mayaladım. Bu sabah sütlerim duruyor ama daha. Yoğurt yaptım. Dedim ki tereyağı bağlı yapayım. Çökeliğim olsun dedim. Tereyağım olsun dedim. Yayımı da buraya aldım. Şöyle burada bir tencere yoğurdum var. Şunu seker görsün arkadaşlarımız. Gel. Şöyle burada bir tencere yoğurdum var arkadaşlar. Süt tenceresinde pişirdim. Bu benim süt tencerem. Altı da kara değil. Maşallah. Şöyle. Üstünün kaymağı bakalım. Hiç bunda başka kaymak falan yok. Sadece kendi kaymağıyla arkadaşlar. Bunu öyle pişirdim. Yine buraya da dün sabahı sütleri mayaladım. İşte akşam konusunda zaten bunlar da. Bismillahirrahmanirrahim. Diyelim şöyle. Yayımıza bir koyalım. Tencereyi devirsem sıçrayacak Adelife. Onun için dedim. Tencereyi devirmeden. Melek Hanım, sana demedi mi büyüğünü alalım yayığın? Ya şurası da aklımız ermiyordu işte o zamanları. Kibar olsun dedik, küçük olsun acık dedik. Aslında bunun bir büyüğüydü. Bunun bir büyüğü daha vardı arkadaşlar. Bu çok güzelmiş. Şurası da onu alalım dedi ama ben dedim şurada çok büyüğünü ne yapacağız hani böyle düşünmedim ki o zamanları. Arada 50 lira fark ediyordu. O zaman öyleydi he. Ne yapalım şimdi, kendimizi öldürelim mi? Yok canım, öldü mü? Biz de yayığımıza göre yoğurt yaparız. Öyle değil mi? Doğru. Şöyle kaşığımla bir adet alıştırayım tenceremi. Kenarlarına, köşelerine hani. Ne yenir bu be? Değil mi Melek Hanım? Nasıl söyledin çocuksa? Ne yenir bu diye. Yenmez mi ya? Şuraya da bir mısır ekmeği alsaydık keşke. Bir çanak yoğurt doğrayıp yeseydik seninle. Melek ne yapıyorsun ya? Ne yapayım? Yaparız. Ne var yani? Yoğurt bırakırız şimdi. Yok yok, sıçramayın. Sıçramasın tabii Şükrüs de. Bu da sütüm arkadaşlar. Hep söylüyorum ya, ben yayığımı sütle yayıyorum. Yani. Pişmiş süt. Bu da süt. Soğumuş süt. Onu da koyayım içine şimdi şöyle. Buna da bir parça bundan yoğurt bırakacağım. Şimdi. Evet, bu da yoğurt değil mi? Bu da yoğurt. Şöyle. Yoğurt falan doğrar yeriz yani. Arkadaşlar sana, buyurun gelin. Şurası vallahi beraber yiyelim. Ben daha Ceylan'ın sütünü ayrı mayaladım, mayalamadım arkadaşlar. Çiçekten hiç ayırmadım. Aslında şöyle yapayım. Öyle beni uğraştıracak. Evet. Şöyle bir alayım. Üstüne kaymağını. Evet, Melek'im sıçratmadan. Dökmeden. Aynen. Şimdi buna damlayanlar. Bakın aşağıya yere damlayacağız işte. Tedbirimizi almazsa. Bu sütle yayılan çökeliği bile başka oluyor arkadaşlar. Mustafa abi senden çökelik istiyordu daha devamlı. İstiyordu ama yapamadım ki ya. Vallahi yapamadım. Peynir yaptık işte.
Onun için yapamadık ama inşallah bir gün yaparız. Sıçrayacak. Ben efendim, teknolojiye çare tükenmez. Yani. Evet. Tabii şimdi buna birazcık su koyacağım. Bu kapları koyacağım diye. Benim de belimde bir ağrı var arkadaşlar. Neyse belim ağrıyor, kendimi çok böyle şey dengeleyemiyorum. Üşüttüm mü, incittim mi bilmiyorum. Ben efendim, yel almış şimdi. Evet, yel mi aldı, su mu aldı bilmiyorum. Sütüm de açık dibine tutmuş ama dedim ya süt tenceresine pişirdim mayaladım diye. O kadarcık da olur. Hadi gözün aydın bana kanım. Niye? İşte. Misafirim mi geliyor? Evet. Evet arkadaşlar misafirim geliyor Fransa'da. Yarın uçağa binecek Allah nasip ederse. Allah'ım sağ selamet gelmeye nasip etsin. Amin amin. Tüm yolcularımızı Allah'ın sevdiklerine kavuşturmaya nasip etsin diyelim. Oraya atalım. Bunu da kapatalım. Ben çok su koymuyorum. Şu ne olacak? Çalışacak yani. Çalışacak şimdi. Düğme daha çıkmış. Ne yanında koydum. Ben şimdi şunları bir şuradan götüreyim. Ondan sonra işimize bakalım. Evet. Bu koçlar geliyor. Gel. Gel, gel. Gel, 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 gel. Gel. Bunda da koş gibi oldu arkadaşlar, şuna bak. Buna pancar acaba. Oraya da bu çiçekleri diktim arkadaşlar. Melek Hanım İstanbul'dan getirmiş. Hadi bakalım yavaş yavaş olacak. Niyet öyle.
dönüyor. Ayran kaynatacağım, sobiyi yakacağım sahte sonuçta. Dedim yayık dedim, yayılır kalk. Bir tencere suyu da koydum üstüne. Ben sebede alayım gideyim bahçeye bir. Benim pazarıma. Benim pazarım her zaman çarşı pazar gibi arkadaşlar böyle. Vallahi her şey var. Arandığınız her şey. Artık kıvırcığımız var, maydanozumuz var, pazımız, pancarımız. Pirasa fidemiz de çıkmış. Zaten pirasamız da öbür tarafta var. Ay fideler dikmiştim arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel duruyor. Görsünsene şu Rus arkadaşlarımıza. Şöyle bakın arkadaşlar. Kıvırcıklarım bile nasıl güzel duruyor. Şuna biraz bak. Daha dikeceğim buraya inşallah. İnşallah. Bizim canavar da adrenalinle nasıl bekliyor hele. Yiyeceğiz, gireceğiz. Bunlar canavar bunlar. Yemeden duramaz. Değil mi? Aynen. Gireceğiz değil de gireceğiz diye ya. Yok diyor bende yok. Giremezsiniz daha diyor. Canavarlara bakın arkadaşlar bunlar var ya. Merak Hanım burada bir şey bitmiş mi? Yok. Ya ıspanak ektim ya. Var mı? Çıkıyor, çıktı da. Bak nasıl kovalıyorlar bak. Araba aç yapma oğlum. Ey yanına mı gidin diyor acaba şu usta? He? Ey yanına mı gidin diyor acaba? Herhalde ya? Öyle diyor. Ne bileyim? Karabaş onları arkada kovalıyor da. Baba öbürüne de kovalıyor bak. Bak tabii ki yukarı gönderiyor onları. Ya. He. Bak. Ko oğlum ko gelsinler yukarı gelsinler. Vallahi yukarı koyuyor seni. Ne akıllıymış bu ya. Bak, gördün mü? Ben de bu oyun mu yapacak acaba onlarla diyor. İstanbul'a giderken bunları hep dermiştim arkadaşlar biliyorsunuz. Dedim şimdi tazeleri geldi dedim. Buradan alayım dedim. Vallahi çok da güzel olmuşlar hem de. Hem kızlara hem akıllara hep toplamıştım. Bizim naneler kapılara gelmiş. Gelmişler mi? Almaya başlayayım. Dolmalı kapraklarından al ya. Şöyle. Bu da niye böyle olmuş? Baksana. Kendini kaybetmiş. Ama Melek Hanım kar yağdı ya bunun üzerine şimdi. Nasıl tatlı bu şimdi? Bu ne tatlı var ya. Bunun tadına şimdi doyulmaz işte arkadaşlar. Artık bundan sonra yiyeceğiz. Laha ne ki? Evet. Tadını bilenler ama. Laf edenler değil. Özenlerim de böyle kardan yatmışlar. Kalkarınlar evet, yukarı. Evet. Özenlerine bak. Bunlar yavaş yavaş. Evet. Yükselecek. Kar mı yağacağım diye, yağmur mu yağacağım diye ben de aklım vermedi. Yağacak bilmiyorsunuz. Kar yağar belki. Öyle gösteriyor durumda. Karabaşı! Gel! Sen tavukları mı okara koyan oğlum? Aferin benim oğluma ya. Yola gitmesin diye değil mi? Onları çığırdı yukarı baksana. Onları yukarı çığırdı. He ya. Vay be. Ben de bunları niye koşturuyorum ben de? Yağı da bıraktık geldik. Yağı da erip kaybolur için de tamam yani. İnşallah kaybolmaz ya. Soğuk ya. Dedim ki yayısın. Daha yeni böyle köpüktü üstü. Karabaş bir şeyler yiyor. Abi pancar bitlenmiş bak şu hızla. Ne yapmış? Bitlenmiş. Başı bitlenmiş buna. O ne demek? Bitlenmiş katı olmuş yani pancar bak. İlaç dökelim. Onu kıralım buradan bak. İlaç dökelim. Ötekilere de geçmez. Şey atsana dışarı. Kavga yiyor değil mi? Tabi at. Karabaş pancarcı da bu karabaş her şeyi yiyor. Büyüklerimiz derdi ki bucak yanında bir kabiman olacak.
Yemek olmazsa olmaz. Ne yapıyor? Pancarla mı oynuyor? Pancarı sürüklüye götürüyor. Sizin de bir yemeğimiz bulunsun değil mi arkadaşlar? Bunların üstü ne böyle olmuş? Baksana. Ben ne bileyim ya. Soğuktan mı acaba? He? Soğuktan mı acaba? Donmuş. Donmuş ama canlanmış geri. Ne bileyim ben. Bir şeyler olmuş onlara da. Buraya aşağı aldığımız da iyi oldu ha. İyi oldu ha. Arkadaşlar burası küçücük gözüküyor ama burada bayağı yer var. Hani şöyle bak, yukarıdan baktığın zaman. Büyük ya, koca yer. Baksın şuna bak arkadaşlar. Bayağı yer var burada yani. Var. Kimse gelen diyor burada küçücükmüş diye. He, burada videoda diyorlar çok büyük gözüküyor. Küçücük diyorlar. Ama benim buradan her şeyim oluyor işte gördüğünüz gibi yani bu küçücük yerden küçücük olsun arkadaşlar. Kendimizin yani kiralık falan değil. Küçücük olsun. Eskiden kız verdikleri yere pancar ağlısı yapmaya yeri var mı diye sorarlarmış. Bizim de pancar ağlısı yapmaya yerimiz var işte. Var he. Pancar ağlısı sen ona mı bakıyorsun? Hiç sorma ya. Oynayın da o da. Tavuklar yoldan geri koyuyor yukarı. He, aşağı gitmeyin diyor. Hadi gidelim şu üstte. Gidelim. Şu güzelliğe baksana şöyle. Şöyle bir çevir bakalım şöyle. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Şu güzelliğe. Şuna bak ya. Araba tekeri gibi. Altında da yine lahana var. Maşallah. Şöyle bir sallar mısın Melek Hanım? Şu güzelliğe bakar mısın arkadaş? Vallahi güzelliğe bak. Dolması var daha şuna bak, içine bak. İnşallah sizinle bir gün de dolma sararız. Bakın ha şu tazeliğe bak. Şu güzelliğe. Al kıtır kıtır ye. Araba yine harekete geçti. Bunları aşağı koymuyor. Koymuyor. İyi yapıyor değil mi? Evin yanına uzaklaşmasınlar çok. Demek ki buradan uçuyor bunlar. Evet. Buradan uçuyorlar baksana. Tavuklar mı? Abi. İçeri mi? Baksana bir çevre buraya. Sen bunlara gübre getirmişsin ha? Ne yapayım, buralar doldum ben ya. İyi. Bunda ilaçlık oldu, ilaçlık. Alma dağına geçemiyor. Yine gül aldı değil mi Melek Hanım burası? Ya baksana ne güzel oldu. Aa. Çok güzel oldular. Maşallah. Çok güzel oldu şu güzel. Hadi gelin arkadaşlar şimdi. Sizden de tereyağını toplayalım yevikten. Pancarı süzelim şöyle barbunyalı yine. Hadi hep beraber yapalım. Yine dayanamıyor. Ne? Yine dayanamıyor. Dayanamıyor be. Pancarlarımı yıkayım da. Öyle doğradım arkadaşlar. Bu haşkı tutuyor koysan yıkamazdı. Bayağı dayan almışım ha. Biraz taze olsun. Tazanın zararı olmaz. Şöyle
Gördün mü canım? Kara rüzgarı görüyorsun değil mi? Kara rüzgarı. Kar rüzgarı, kar yağacak. Bu kadar işte yakıyor. Valla elime iki tane mut yedim arkadaşlar. Şurada çok sıcak çok sıcak. Ne oldu? Ne kız? Siz ne kadar güzelleşmişsiniz böyle de niye yumurta yapmıyoruz? Of yapıyor bana gelmiş şuraya pancar kokusu aldı. Ben bir pancarların üstüne yıkayım ha. Alma yiyin ha. Gelin haydi gelin haydi. Bile. Pancar yiyin haydi. Ufaklık daha bir güzel ya, siyah olan. Onun ayakları yamuk böyle, ayak parmakları. Bahçeye giremiyorlar ya daha. İyi oldu onlar ha. Arkadaşlar bakın, yayımıza durdurdum. Biz gelene kadar tereyağımız olmuş. Ay maşallah. Evet maşallah. Allah nızalardan saklasın. Burada da suyum kaynamış bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen şöyle, dolaptan da barbunya çıkarttım. Hemen atayım içine ben pancar doğrarken, o kaynayıversin. Hemen de ben pancarımı doğramaya başlayayım ki. Pancarım pişerse de yayımı toplarım diye düşünüyorum. Ama havası değil mi arkadaşlar böyle? Lahana yemeklerine. Köpek atmaya başladı. Evet. Köpek atmaya başladı. Sen su bir yoluna doldurursan sevinirim şimdi sen. Tabii doldururuz. Hemen pancara atayınca hani yanmış olsun. Şöyle. Çok tatlı ya.
tencerenin de sonunu doluyorum. Havaların durumu kayık arkadaşlar. Yağmurlu. Allah'a kayık. Yağmurlu. Yağmurlu sanki. Melek Hanım burada doğruyu devamlı. Bitti bitti şimdi. Son dokunuşları yapıyorum. Fasulyeler bayağı pişti içinde. Bu yenmez be. İlaç, ilaç. Arkadaşlar bana diyeceksiniz Melek Hanım çok yapıyorsun. Diyorsunuz da sahte yazıyorsunuz da. Ben bunları yalnız yemiyorum. Vallahi yalnız yemiyorum. Bir yere gidersem hadi gittiğim yerde çayına kavururuz diye götürürüm. Yanıma gelenim olur. Ne bileyim ben. Birisine gönderirim. Evet, bulgurumu da içine atacağım. Beraber yine pişecekler. Beraber arkadaş olacaklar. Beraber arkadaş olacaklar, evet. Şöyle yıkadım bakın suyu da var. Tabii tabii. Yemeğimiz kaynamaya başladı arkadaşlar. Şöyle hemen pancara. Tuzunu da atayım. Tuz ile beraber pişsin. Tuz olmaz. Kavurukan da atalım değil mi? Aynen. Kepek atmaya başladı. Başladı. Hı. Burada kaynarsam ben de burada yağımı toplayacağım. Yağımı. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir ince yağları kalmasın. Tenceremde su da var. Ayran da o kadar güzel gözüküyor ki. Şöyle biraz toparlayalım. Allah'ım bir çanak ayran içelim ha. Ayran içeriz. İç tabii canım, iç mi daha? Şöyle yağımızı tenceremize alalım. Ben tereyağını böyle ayranlı söylüyorum arkadaşlar. Vallahi herkesin bir huyu var işte. Ayranı yine ağzıma atarım, onu severim. Ama sade kahvaltıya sofraya koyayım. Yiyemem. Elimde değil. Ama böyle yine yiyorsun yani. Böyle atarım ağzıma. Bir kerelik atarım yani. Allah Allah. Ben de öyle huyum var. Kaymağı çok severim. Kaymağı kim sevmez Melek Hanım? Kaymağı sevmeyen var mı acaba? Yoktur herhalde. Yoktur yok. Pancarımız güzel kaynıyor şu usta. Şöyle arkadaşlarımıza bir görsek istersen. Pancar burada okudu ya arkadaşlar. Karıştırabilirsin.
olsa da yemek yapması güzel oluyor. İşte hava da sabun edilir. Bacadan duman çıkıyor Melek Hanım. Çıkıyor. Çıkıyor, patlayacak bu. Hop, kazancı arayıp kaynıyor. Kazancı arayıp. Evet, ne bu? Salim Bey, pancar yemeğe gel bak. Görüyorsun. Kaynıyor. Şu Rusya'nın dayısının oğlu arkadaşlar, kuzeni. Gurbette o da. Her yemek yaptığımızda her akşam bizi arar. Ben oraya pancar yemeğe geleceğim. Ben oraya mantar yemeğe geleceğim. Ben oraya işte sizin yaptıklarınızdan yemeğe geleceğim. Gel buyur diyoruz biz de. Köye gelip gitmiş ama apar topar gelip gitmiş. Bize de gelememiş. Artık yapacak bir şey yok. Gördüğüne yetinecek. Evet. O şimdi tereyağı yemeye de geliyor. Yani akşama arar. Arar. Yarın akşam arar. Videomuzu yarın atacağız ya. Akşama arar. Pancarımız bir şeye. Tereyağımızı aldık ya iftar. Allah bin bin bereket versin. Allah bereket versin. Melek, bu kaynağımız daha bir başka oldu şimdi. Gel bak, taş güzel yanarsa şuna yemek bak. Güzel olur. Şurası. Ses geliyor sanki değil mi? Ses mi geliyor? Evet. Oo, burası köy. Burada her türlü ses geliyor. İnek sesi geliyor, köpek sesi geliyor. Horuz sesi geliyor şurada. Hepsi gelir. Sen ses mi arıyorsun? Evet. Şöyle pancarımıza bir bakalım mı arkadaşlar? Şu güzel diye. İçinde barbunyası var, bulguru var. Havuç koydurmadı şu usta. Dedim öyle havuç koyma, tamam mı diyor. Tamam dedim ben de. Doğal haliyle olsun dedi. Tabii tamam. Ya doğal olsun. Buna büyüklerimiz patates de kıyardı arkadaşlar. İçine güzel olur. Ayranımın üstünü kapatayım. Ayran veriyor musun usta? Ver, 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 ver. Bir çanak ver de içelim. Bir çanak vereyim de iş vallahi. Tasım da bak burada hemen yanında. Tamam olsun, hazır. Fark etmez. Arkadaşlar temiz bak oralar. Hep silindi zabak oladı bile. Tertemiz, pırı pırı. Şöyle şu Rusya'ya bir çanak ayran vereyim. Ver bakalım arkadaşlar. Eyvallah. Oh. Buyurun arkadaşlar. İç. Kamerası elinde ayranını da içiyor. Yarasın. Ekşi değil değil mi? Ben de adam içerken soruya bıçtı. Adam gözüyle böyle yapıyor. Hem içiyor. Ekşi değil değil mi? Çok güzel. Güzel mi? Ellerine sağlık. Şimdi içinde pişmiş süt koydum şurada. Çok tatlı. Afiyet olsun. Pancar bir şey efendim. Böyle kaynamazsa taş bak. Altı yanmazsa sim 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 sim. Onun hiç tadı falan olmaz. Pancar böyle bir şeyden göbeğe atacak altına var, olur olur olur, kaynayacak. İşte pancarım pişti. Şöyle kendinden geçti. Süzme zamanı geldi. Yem yeşil. Deneli güne. Evet. Yemeği hazır değil mi Melek Hanım? Bu hazır. Evet, hazır yemek. Bu şimdi pişti. Evet, bu pişti. Yanına da bir de
yemeğini çay yaptıktan sonra bir misafirimiz gelse hemen bir börek çeviririz. İster de pırasalı yapsın. İster de soğanlı yapsın. Ne istersen. İster de pul biberli yap. Ha. Ama nasıl istersen. Tadı ama harika. Aynen. Bu oldu şükür. Hemen bunu alalım buradan. Tamam. Pancarımı da böyle ezdim arkadaşlar. Suyunu indirdim aşağıya güzelce bakın. Şöyle şunu da hemen alayım pancar. Pancarım sararmasın şimdi. Bayağı bir yaptım zaten gördüğünüz gibi. Bu yeşil kalması için arkadaşlar. Uf uf uf. Köşesinde yiyelim var. Hiç suyu muyu kalmadı zaten. Başlayalım. Gördüğünüz gibi. Buradan da bunu saklama kabına koyarım. Ağzı kapalı kaba. Buradan da dolaba koyarım. Buradan ihtiyacım kadar kavuru kavuru yeriz. Bu süzmesi. Bazı yerde dibresi diyorlar. Hemen şu ayranımı da ateşe koyacağım. Tenceremi alıp geleyim. Evet, ayranımı da ateşe koydum arkadaşlar. Hayırlısı yine. Bu da çökelik olacak. İnşallah sizlere de nasip olur. Diliyorum. Şimdi gerek iş kaldı tabii ki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Melihan işi bitmez arkadaşlar. Yemeği de yaptım ne de olsa. Sıkıntı yok.